Maalesef bu millet terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın konferans salonunda düzenlenen Büyük Türkiye Vizyonu paneline katıldı. Altun burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini belirterek, ancak belirtmek zorundayım ki bulunduğumuz süreçlerde, malum seçim sürecinin içindeyiz, bu seçim süreçlerinde terör örgütlerine umut vaat eden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu üzülerek gördük diye konuştu. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı faydaları ilk dönemde bile çok bariz bir şekilde bu geçtiğimiz 5 yılda görmüştür, yaşamıştır. Terör örgütleriyle mücadele ederek milli güvenliğimizi daha sağlam bir şekilde tahkim ettik. İçte ve dışta ülkemizi hedef alan tehditleri bertaraf ederken PKK ve onun Suriye'deki uzantısı PYD-YPG ile, yine DAEŞ ile, FETÖ ile mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Ve bu terör örgütleri tamamen tarihin çöp sepetine atılana kadar da mücadelemizi kararlılıkla, güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörle mücadelede bir konsept değişikliğine gidilerek terörü kaynağında kurutma stratejisi kararlılıkla uygulandı ve bu stratejiyle birlikte terörle mücadelede tarihi başarılara imza atıldı. Türkiye bundan sonra da hiçbir şekilde terörle mücadeleden taviz vermeyecektir. Ancak belirtmek zorundayım ki bulunduğumuz süreçlerde, bugün malumunuz bir seçim sürecindeyiz. Bu seçim süreçlerinde terör örgütlerine umut vaat eden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu da yine üzülerek gördük. Maalesef bu millet terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu. İşin hazin yanı ise bunlardan bizim terör örgütlerinin desteğine ihtiyacımız yok. Biz bu açıklamalardan beriyiz gibi bir reddiyeyi de duymadık. Ne yazık ki duyamadık. Bu da milletimiz tarafından terör örgütleriyle kol kola olmalarının zımni bir kabulü olarak algılandı. Terör örgütünün ve onun siyasi uzantısının söylemlerinin bir muhalefet partisi ve onun cumhurbaşkanı adayınca dillendirilmesi Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçti. Bu işbirliği ortaya döküldüğünde ise sarıldıkları yalanlarla, dezenformasyonlarla ve hatta iftiralarla siyaset sahnesini de ne yazık ki kirletmeye çalıştılar. Ancak milletimiz terör örgütleriyle beraber seçim kampanyası yürütenlere cevabını 14 Mayıs'ta verdi ve inanıyoruz ki 28 Mayıs'ta da çok güçlü bir şekilde vereceği cevapla böyle bir tabloyu asla kabul etmediğini ve etmeyeceğini milletimiz bir kez daha gösterecektir.